Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Twitch yayınlarınızda veya diğer platformlarda yaptığınız canlı yayınlarda, aynı zamanda da görüntülü olarak görüşme yaptığınız platformlarda Snapchat filtrelerini, yani yüz maskelerini webcam'inizde, bilgisayarınızda nasıl kullanabilirsiniz, buna bakacağız. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum ve birlikte Snap kamera uygulaması nasıl çalışıyormuş buna bir bakıyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikli olarak snapkamera.snapchat.com adresine giriş sağlıyoruz ve buradan download'a tıklıyoruz. Ve download'a tıkladıktan sonra bize yok onu kabul ettim, bunu kabul ettim, şunu kabul ettim diyor. Bunu tıklıyoruz. I am not a robot. Ben robot değilim deyip download for PC tuşuna tıklayarak uygulamamızı sakla diyorum ve indirmeye başlıyorum. İndirmemiz bittikten sonra tabii ki de ne yapıyoruz? Uygulamamızı kuruyoruz. Welcome to Snap Camera. Next, 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 next. Install. Diyoruz ve uygulamayı yüklüyoruz. Ben şu an launch yapmayacağım çünkü benim web kameram şu an bu videoyu çekmiş olduğum Sony A6000 olduğu için launch dersem kameramı görmeyecek. O yüzden çalıştırmayı kapatıyorum ve finish diyorum. Ve buradan snap kamera dediğimiz zaman gördüğünüz gibi uygulamamız geliyor. Şimdi ben video kaydını durduracağım. Kameramı bilgisayarıma bağlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kameramı bilgisayarıma bağladım ve next diyorum. Finish diyorum. Ve gördüğünüz gibi no available kamera. Buradan Camlink 4K'yı seçtiğimde gördüğünüz gibi kameram geldi. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir sürü filtreler var. Mesela ben bu filtreye tıkladığımda gördüğünüz gibi bir çizgi film karakteri oldum. Bu hangi karakterdi? Bu çok güzel bir karakterdi ya. Unuttum. Yani gördüğünüz gibi uygulamamız bu kadar basit aslında. Burada mesela ben bu filtreyi beğendiysem eğer hemen buradaki yıldız tuşuna tıkladığımda gördüğünüz gibi burada benim favorilerime ekliyor. Siz de burada beğendiğiniz filtreleri favorilerinize ekleyerek daha sonra kullanımda kolaylık yapabilirsiniz kendiniz için. Burada hemen birkaç tane daha bir şey yapalım. Mesela bu neymiş? Buna tıklayalım. Böyle bir şey olduk. Buna tıklayalım. Oh yeah, kemikler kemikler. Buna tıklayalım. Ha, merhaba arkadaşlar. Selam canım. Ne yapıyorsun? Buna gelelim. Bu neymiş? Bu. Hayda. O bu ben değilim. Hemen buradan bir anime çocuğu olalım. Hemen. Buradan bakalım bu neymiş? Siz var ya siz. Hepiniz öleceksiniz. Diye böyle bir filtreler var. Burada tabii hepsini gezebilirsiniz. Şu an tam bir bebeksi bir onur oldum sizlere. Hangi onur? Bebek onur oldum. Burada tabii gördüğünüz gibi trilyon tane filtre var. Buraya mesela atıyorum Batman yazalım. Geçen yorumlarda biri Batman yazmış. Abi Batman yüz ifadesini, yüz maskesini nasıl yaparım demiş. İşte buraya Batman yazdığınızda burada bir sürü Batman maskeleri çıkıyor. Yani burada search kısmına istediğiniz maskenin tarzını veya ismini işte Batman'dir, ne bileyim işte bebektir, baby yazarsınız. Bu şekilde aratarak bulabilirsiniz. Şimdi bu kamerayı, yani bu efektleri OBS'imize nasıl aktaracağız bunu göstereceğim sizlere. OBS'inizde nasıl kullanacağınızı göstermeye başlamadan önce burada ayarlar kısmına girdiğinizde flip video dediğiniz zaman kameranızı ayna görüntüsüne, yani ters çevirir. Retouching özelliğini kapatabilirsiniz. Show Snapcode Overlay dediğinizde kullandığınız filtrenin yapımcısını ve adını ekranda bulunduracaktır. Bunu off yapıyoruz. Mesela bir yayınlarınızda green screen kullanıyorsanız eğer bunu green screen'e göre optimize etmesi için buradan bu özelliğini açıp kapatabilirsiniz. Ben bir green screen kullanmadığım için bunu off yapıyorum. Burada kısa yol tuşları var. Buradan lensi açıp kapatabilirsiniz. Lensten kastım kameradaki efektinizi kapatıp açabilirsiniz. Yani bunun için bir hotkey atayabilirsiniz. Veya işte bildiğiniz gibi bazı filtrelerde tıklayarak aktif edip tıklayarak başka bir versiyonuna geçiş yapabiliyorsunuz. Onun için bir hotkey ekleyebilirsiniz. Take a photo bölümünden bir kısa yol tuşa atadığınız zaman o kısa yol tuşuna bastığınızda anlık olarak fotoğraf alır veya aynı şekilde video kaydı alıp veya video kaydını durdurmak için de bir hotkey buradan atayabilirsiniz. Şimdi hızlıca ben
OBS'imi buraya alıyorum ve OBS'ime nasıl ekleyeceğim bunu onu göstereceğim. Burada hemen video yakalama aygıtı seçiyoruz. Normal kameramızı ekliyormuş gibi yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi benim kameram Camlink 4K. Yani ben Camlink'le kameramı bağladığım için o çıkıyor. Buraya tıkladığınızda da gördüğünüz gibi snap kamera ekrana geliyor. Seçenekler arasına geliyor. Buradan snap kamerayı seçip tamam diyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu an snap kameradan benim kameramı OBS alıyor. Ve bunu her video açtığımızda veya her yayın açtığımızda snap kamera uygulamasını açmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi ben bunu yan ekranıma alıyorum. Veya şöyle yapalım. Bu bu yana gelsin, bu bu yana gelsin. Ve gördüğünüz gibi şimdi ben buradan bir tane animasyon maske seçtiğimde otomatik olarak OBS'ime de bu suratım geçiyor aslında. Yani bu şekilde sizler de burada istediğiniz maskelemeyi yayınlarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Oh veya muz, bunu bir ara ben kendi yayınlarımda çok kullanıyordum böyle. Bunu çok kullanıyorduk bir ara. Veya böyle kendinizi böyle geniş ağızlı yapabilirsiniz. Alien olabilirsiniz. Veya bir mısır koçanı olabilirsiniz. En dişleri olmayan bir kız olabilirsiniz. Aynı zamanda biraz önce dediğim gibi... Ama ben bu maskeyle anlatmayayım değil mi? Bu maskeyle anlatırsam beni ciddiye alacağınızı pek sanmıyorum. Bir dakika hemen değiştireyim. Bununla daha çok ciddiye alırsınız diye düşünüyorum. Şimdi burada sol tarafta biz beğendiğimiz maskeleri favorilerimize alıyoruz ya. Şimdi mesela biz bu maskeleri kısa yol tuşu atamak istiyoruz. Yani klavyemizden veya Elgato Stream Deck kullanıyorsak eğer oradan bir tuşu atamak istiyoruz değil mi? Bunun için yapmamız gereken şey şu. Mesela geldik favoriler kısmına. Gördüğünüz gibi favoriler kısmının sağ üst köşesinde Lens Hot Case diye bir buton var. Bu butona tıkladığımızda gördüğünüz gibi buraya işte CTRL I dedim mesela. Save dediğim zaman gördüğünüz gibi CTRL I'ya bastığım zaman lensim açılıyor. Bir daha bastığımda lens kapanıyor. Buradan da istediğiniz, beğendiğiniz maskelemelere kısa yol tuşu gönül rahatlığıyla ekleyebilirsiniz. Ve bunu da hızlı bir şekilde, aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde yani OBS'e eklediğimiz şekilde kamera bölümünden snap kamerayı seçerek diğer platformlarda da yani Zoom Meeting olsun, Microsoft Teams olsun, ne bileyim Discord olsun, yani bütün görüntülü konuşma, görüntülü görüşme yaptığınız tüm platformlarda kameranızı snap kamera olarak seçerek bu şekilde lensleri de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kendinize böyle tatlı tatlı filtreler veya daha kendinizi güzel gösterebileceğiniz renklemelerle dolu filtrelemeleri bu kadar basit bir şekilde yayınlarınıza veya görüşme yapacağınız platformlarda kameranızı bu şekilde tanıtabileceksiniz. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.